Merhabalar, kronolojik sıraya göre Dostoyevski kitapları videomun 5.sine hoş geldiniz. Bu videoda Dostoyevski'nin Sibirya'daki hapis ve sürgün yıllarından sonra yazdığı iki önemli kitabından bahsedeceğim. Bunlar 1861 yılında parça parça dergilerde basılan ve sonradan kitap haline getirilen eserler. Öncelikle şunu belirtmek istiyorum ki ilk 10 kitap içinde daha önce sadece İnsancıkları okumuştum. O da lise yıllarında olduğu için tekrar okudum kitabı. Bu 10 eser arasında beni en zorlayan eser Ölüler Evinden Anılar oldu. 370 sayfalık bu kitap neredeyse 10 gün elimde süründü. Kitapta bir olay örgüsü yok. Acaba bundan sonra ne olacak diye beklediğiniz herhangi bir durum yok. Ama beni zorlayan ve kitabı bu kadar uzun süre ellerimde süründüren bunlar değildi. Yazarın anılarını, günlüklerini, mektuplarını okumaya bayılıyorum. Merak ve gerilim tabii ki kitabı daha sürükleyici yapar. Ama bunlar olmadan da mesela kahramanın bilincinin derinliklerine inerek, onun psikolojisini çözmeye çalışarak da elimden bırakamadığım kitaplar olur. Peki bu kitap neden bitmek bilmedi? Öncelikle kitabın yapısından biraz bahsetmek istiyorum. Giriş bölümünde Sibirya'nın ücra kasabalarından birine yerleşen Aleksandr Petrovic'e rastlayan anlatıcının ağzından baş kahramanımızı tanıyoruz. Rusya'da soylu ve mülk sahibi biri olarak doğan Aleksandr Petrovic, karısını kıskançlık yüzünden öldürme suçundan ikinci sınıf sürgün ve kürek cezası yemiş, hükümet tarafından 10 yıllık cezaya mahkum edilmiş ve daha sonra da bu kasabaya yerleşmiş kendi halinde biridir. Dostoyevski'nin er olarak Sibirya'da yaşadığı gibi geçimini sağlamak için Fransızca dersi verir. Emekli bir memurun kızlarına ders verirken anlatıcıyla karşılaşırlar. Aleksandr Petrovic'in suçunu, yaşam tarzını, görünüşünü, ne kadar içine kapanık ve tuhaf bir tip olduğunu en başta böylece öğreniyoruz anlatıcının ağzından. Daha 7. sayfada Aleksandr Petrovic'in öldüğünü, şehirde yaşayanların onu hemen unuttuklarını söyleyen anlatıcı, ev sahibine biraz para vererek rahmetlinin bir sepet dolusu kağıdını alır. Bu sepetin içinde bir de defter bulur. Birbiriyle bağlantısı olmayan bölümler halinde yazılmış bu defter Aleksandr Petrovic'in 10 yıllık sürgün ve hapis hayatının hikayesidir. Kitabın geri kalanı tamamen Aleksandr Petrovic'in ağzından yazılmış bu anılardan oluşuyor. Hapishanede geçirdiği yılları duyup gördüklerini açık canlı bir tablo halinde göstermiş. Bir soylu olduğu için nasıl dışlandığını, basit halk dediği sınıfın davranışlarını anlatmış. Aslında kendisinden çok gözlemlediklerini yani mahpusları anlatıyor. Onların çeşitli sınıflara ayrıldığını söylüyor. Soylular, okumuşlar, halk, Almanlar, Polonyalılar gibi. Hiçbir gruba girmeyen, şahsına münhasır tipler de var. Yüzlerce kişi içinde kendini çok yalnız hissediyor. Fakat bundan bir açıdan da memnun. Çünkü kendi içine dönüyor. Onun çok iyi bir gözlemci olduğunu görüyoruz. Hapishane öncesinde yani geçmişe dair hiçbir şey yazmıyor anılarında. O yüzden onu sadece bu şartlar altında tanıyoruz. Dostoyevski öncelikle Ölüler Evinden notlarda kendi manevi ve ruhsal dönüşümünü anlatmış. Köylü mahpuslarla iç içe yaşamak zorunda kaldığı zaman kendisinin gerek Rus köylüleri gerekse Rusya'nın toplumsal ve siyasal gerçekliği konusunda yanıldığını anlamış. Hapishane hayatının zorluklarının onun genel ruh durumunu etkilememesi olanaksızdı. Köylülerin özgürlüğü adına okuduğu bir mektup yüzünden hapisteydi. Ama burada bizzat onlar tarafından hiçbir şekilde yıkamayacağı bir düşmanlık duvarıyla çevriliydi. Ne kadar dürüst, iyi huylu, zeki de olsa ondan yıllarca nefret edecek ve onu aşağılayacaklardı. Bu insanlardan
iyilikle kötülük arasındaki farkı kaybetmiş insanlar olarak başka bir canlı türüne aitmiş gibi bahsediyor başta. Dostoyevski ölü bir evde geçirdiği yıllar içinde olağanüstü çeşitlilikte insan tanıdı. Aralarında sahici azizlikten en rezil ahlaksızlığa kadar çok çeşitli tipler vardı. Bu kitaptaki kahramanları görmeden, tanımadan Dostoyevski'nin daha sonraki dünya görüşünü gerçekten anlayamayız. O kadar farklı ve çarpıcı kahramanlar vardı ki birisinin hikayesini okuyup bitirdiğimde onu sindirmeden, o şoku atlatmadan kitaba devam edemedim. Daha önce de hapishanede geçen romanlar okudum tabii ama mahpusların bu kadar canlı betimlendiği ve şimdi hiçbirinin adı aklıma gelmese de yaşadıklarını tüm benliğimde hissettiğim böyle bir eser okumamıştım. Doğrudan doğruya açık cezaevi günlerine dayanarak yazdığı bu kitapta cezaevi arkadaşlarıyla ilgili birbiriyle taban tabana zıt görüşlerini, girişi ve çıkışı arasında neler keşfettiğini açıklıyor aslında. Cezaevinden çıkarken o korkunç, tiksindirici yüzeyin altındaki insanların ahlaksal derinliklerinde nelerin yattığını anlamıştı. Dostoyevski kardeşi Mihail'e yazdığı mektupta hapishane yıllarının yalın bir öyküsünü anlatıyor. 4 yıl boyunca kaldığı cezaevinde kaba, kötü huylu, ters insanlara katlandığını, üstelik bunların Üstapa kadar insanlara karşı nasıl nefret duyduklarını, kendisinin rahatsızlıklarından nasıl bir zevk aldıklarını anlatıyor. Fırsatını bulsalar bizi neredeyse elleriyle boğacaklardı diyor. 4 yıl boyunca kendisine eziyet etmekten hiç usanmayan 150 düşmanla karşı karşıyaydı ve tek yapabileceği kayıtsızlıktı. Yani onları umursamamaktı. Başlangıçta kendisine nefretlik yaratıklar gibi görünen mahpusları daha sonraki bir mektubunda bambaşka şekilde resmediyor. Hapishanede geçen 4 yılda artık suçlular arasında akıllı, güçlü, güzel insanlarda olduğunu ayırt etmeyi öğrenmiştir. Bir hırsızı okuma yazma öğrettiği için kendisine nasıl minnet duyduğunu, azıcık bir para verdiği için bir başka mahkumun nasıl ağladığını anlatıyor. Ta o yalancı idam sahnesinden başlayarak karşılaştığı cezaevi koşulları, tabii bunların içerisinde acımasız binbaşı Kristof'un dayak cezası korkusunu da eklemek gerekiyor. Dostoyevski'nin Sara hastalığının tetiklenmesine sebep oluyor. Sibirya'da tuttuğu bir not defterinde bir gün yazarlığa dönme konusundaki umudunu hiç kaybetmediğini öğreniyoruz. Cezaevinden çıktıktan sonra bir arkadaşına yazdığı mektupta yazamamanın benim için ne büyük bir işkence olduğunu anlatacak sözcük bulamıyorum der. Onun not defterlerinden, mektuplarından öğrendiğimiz hapishane yıllarının Ölüler Evinden Anılar romanıyla birebir örtüştüğünü görüyoruz. Şu farkla ki Alexander Petrovich kıskançlık yüzünden karısını öldürüp 10 yıllığına hapis yatıyor. Dostoyevski ise siyasi suçlu olarak 4 yıl. Bu videoda bahsedeceğim ikinci kitap Ezilenler Dostoyevski'nin Petersburg'a döndükten sonra yazdığı ilk büyük roman denemesi. Bu kitabı da Ölüler Evinden Anıları da Nihal Yalız Atalay'ın İş Bankası yayınlarından Türkçe'ye çevirdiği seriden okudum. Kendisinin Rusça'dan çevirdiği külliyatı 30 kitaptan fazla. Ve genellikle onun çevirilerini tercih ediyorum ben. Hem düzgün ve akıcı Türkçesi hem de dipnotlarda verdiği bilgiler eseri daha iyi anlamamı sağlıyor. Yaklaşık 400 sayfa olan bu iki kitabın ilki ne kadar zorladıysa ikincisi bir o kadar kolaydı. Kardeşiyle birlikte çıkardığı Veremya yani Zaman adlı dergide tefrika edilen bu roman okuyucuda merak ve gerilim yaratması için bilinçli olarak tasarlanmış. Romanın anlatıcısı 25 yaşında genç, hastalıklı, fakir bir yazar. Bir hastane odasında anılarını yazıyor. Bir yıl öncesinden başlayan anılarını anlatırken çocukluğuna dönüp tüm hayatını anlatmaya karar veriyor. Yakında öleceğini düşündüğü için hayatın acı dolu son bir yılını kağıda dökmek onu biraz daha rahatlatır diye aslında sadece yazmak bile onu sakinleştirdiği için anılarını yazmaya karar veriyor.
küçük yaşta öksüz kalmış ve varlıklı bir derebeyinin yanında kendisinden 3 yaş küçük kızı Natasha ile mutlu bir çocukluk geçirmiş. Üniversiteyi okumak için Petersburg'a gelmiş ve tek hayali iyi bir yazar olabilmek olan Vanya'nın birçok yönüyle Dostoyevski olduğunu görüyoruz. Ezilenler'de Dostoyevski'nin 1840'ların ortalarındaki hayatıyla ilgili pek çok ayrıntı buluyoruz. Bu yıllarda yaşadığı sinir bozuklukları, sara nöbetleri hayatı boyunca onu etkilemeye devam etmiş. Yoksul ve genç bir yazar olan romanın anlatıcısı da aynı sıkıntıyı çekiyor. Akşam karanlığı başlarken hastalığın yavaş yavaş geldiğini hissediyor. Tanımlayamadığı bir korkun içinde buluyor kendini ve zihni buna direnemiyor. Vanya'nın ilk romanında tıpkı insancıklar gibi daha müsvedde halindeyken ünleniyor ve herkesin övgüsünü kazanıyor. Onun romanının kahramanı da tıpkı insancıklardaki gibi ezilmiş bir memur. Kendini himaye eden aileye bu kitabı okuduğunda daha kitabın yarısına gelmeden dinleyicilerin hepsi ağlamaya başlıyor. İnsancıkların amacını da burada şöyle özetliyor aslında. İyi anlatılmış en zavallı, en küçük adamın bile sonuçta bir insan olduğunu, kardeşimiz olduğunu anlatıyor bu kitapta. İki farklı olay örgüsü var. Birbirine dolanmış iki örgü başlangıçta birbiriyle ilgisiz gibi görünse de yavaş yavaş birbirine yaklaşıyor. Önce bir yıl öncesinden başlayarak ev ya da oda kiralamak için sokaklarda gezerken karşılaştığı ilginç bir ihtiyar adamı anlatarak başlıyor. Sonra çocukluğuna dönerek yoksullaşmış seçkin bir aile olan İhman Yevleri anlatıyor. Bu romanda merak unsuru ön planda olduğu için ve henüz okumadıysanız keyfinizi kaçırmamak için çok fazla ayrıntıya inmeyeceğim. İnsanların yüreğine dokunma gücüne sahip fazlaca duygusallıkla işlenmiş olayların başında kızını seven ama ona kızan dertli bir babanın öfkesi, değerleri olmayan, yozlaşmış, güçlü ve zengin bir aristokratın yaptığı kötülükler, aşık olduğu kadının iyiliği için kendini hiç çekinmeden feda etmeye hazır olan genç bir adamın dramı, Petersburg'un yeraltı dünyasının pençesine düşmüş, çaresiz, kimsesiz bir kızın cömert bir kahraman tarafından kurtarılması gibi entrikalar var. Dostoyevski bu kitaptan sonra bir daha tefrika roman malzemesi ve tekniği kullanmamış. Ama buradaki kahramanlar bugün ne kadar bize abartılı gelse de o dönemde toplumda var olan tipler olduğu için yadırganmamış. Özellikle çizdiği prens portresi, karakteri, bütün o toplumsal sınıfın ahlak yoksunluğunu acı bir şekilde ifade ettiği için çok ilgi görmüş. Dediğim gibi birçok yönden bu kitap yazarın ilk romanı insancıkları hatırlatıyor. Zayıf ve ezilmiş insanlara karşı yazarın duyduğu yakınlığı bize gösteriyor. Gelecekte yaratacağı başyapıtların, kahramanlarının izleri de vardı bu kitapta. Mesela Alyosha'yı Budala'nın baş kahramanı Prens Mishkin'in atası olarak görebiliriz. Alyosha'da yaşadığı her anı, her deneyimi öyle dolu dolu yaşıyor ki bunun sonucunu ya da ilerisini düşünmüyor. Tam anlamıyla saf bir çocuk gibi görünüyor. Yani su katılmamış bir naif olarak Prens Mishkin'e benziyor. Ama benim en sevdiğim Dostoyevski karakteri olan Prens Mishkin'in tırnağı bile olamıyor tabii ki. Son olarak bu kitapla ilgili söylemek istediğim bilgi, Nietzsche'nin Ezilenleri beğenerek okuduğu ve bir dostunun aktardığına göre romanı okurken gözlerinden yaşlar geldiği, o muhteşem deha okurların yüreğini titretmek isteyen Dostoyevski'ye tam anlamıyla teslim olmuş. Bu da belki kitabı okumanız için sizi teşvik edebilir. Oldukça akıcı, sürükleyici bir eser. Dediğim gibi biraz fazla romantikti sadece. Dostoyevski'yi Dostoyevski yapan asıl eserlere yaklaşıyoruz. Takip eden, abone olan, izleyen herkese teşekkür ediyorum. Hoşça kalın.